Herkese merhaba. Bugün İzmir Kitap Fuarı'na gidiyoruz. Evet, açıkçası aşırı heyecanlıyım çünkü ilk defa bu sene ilk fuarım ve booktuber olduktan sonraki ilk fuarım olduğu için aşırı heyecanlıyım. Evet, şu an sanırım saat 8'e doğru geliyor. 7.56 falan olması lazım. Aceleyle istasyona doğru gidiyorum ve hafiften yağmur yağıyor şansıma. İlk vlogum olacak, çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Sanırım tren ekranları çekemeyeceğim ama olsun. Aydın'ın bu özelliğini çok seviyorum. Her yere yürüyerek girebiliyorsunuz. Benim zaten burayla aynı mesafem 3 dakika mı ne? Bakalım. Bakalım bugün nasıl geçecek? Nereye gidiyoruz? Gerekli şeyler. Başka? Kalmadım. Pegasus'a girdim ve göçtüm yani direkt. Ama kalbim dayanmadı ya. Kalbim dayanmadı yani. Boğaziçi Üniversitesi'nden misiniz? Şu an yabancıya gidiyoruz. Buse biraz daha kitap alacak. Ondan sonra gerekli şeylere gideceğiz. Orada dolanacağız biraz. Karşılaşsaydım diyen herkese ben de getirdim. Şu an kolum göçtü. Şu ana kadar 9 kitap aldım ve o kadar büyük bir meblağı aldım ki içim yanıyor. Şöyle bir bakalım. Elinizde ne var bu sıranın? Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul bir kitabım. Bir var. Burada Pegasus. Şurada yabancı. Yabancı. Bayağı bir şeyler var. Krampanın içinde de mangere falan. Benim büyük harlalar hepsi. Şurada efsane var tabii ki de, Allah bebeğim. Evet, Musa'cığım kaç kitap aldın? 12 kitap artı 10 manga. 22 kitap, gerçekten muazzam bir sayı. Bence ucuza renk geldi gene. Ben gittim kazıklandım, o kadar Pegasus'tan. Sen Pegasus'tan almasaydın çok daha fazla kitap alabilirdin. Aynen. Az önce Buse'ye Efsane serisinden öyle bir spoiler verdim ki. Son kitabı. Evet, son kitabı. Teşekkürler. Metaverse'le ilgili bir şey verdim. Ve Thomas'la ilgili bir şey verdim. Anlayan anlamıştır. Bunu söyledim ya, artık okumak zorundasın.
tekrardan döndüm. Fuar anlarını çok çekememişim. Bayağı dolaştığımız için elimize kitaplarla. Böyle bir koşuşturma anı oldu bayağı. O yüzden çekemedim o anları. Oyun için kusura bakmayın. Gerçekten güzel bir gün geçirdim. Yani sabah çok gergin anlar yaşadım. Onları da bahsedeceğim zaten biraz daha eve girince. Çok güzel kitaplar aldım. 10 tane kitap aldım ve benim için gayet yeterliydi. Her ne kadar Buse 22 tane kitap almış olsa da ben kendimi tuttum yani gerçekten. Yoksa ben de gidiyordum. Eğer Pegasus'a ve yabancı yayınlarına girmeseydim gerçekten daha fazla kitap alırdım. Ama işte şansımız bu şekilde gitti. Birazdan eve girince güzel bir sohbet edelim sizinle. Saat şu an 6'yı çeyrek geçiyor ve dışarıda hava yağmurlu ve bulutlu olduğu için ışık yok. Onun için özür dilerim. Videonun sonunu bu şekilde tamamlamam gerekiyor. Evet, fuar çok güzel geçti bence. Her ne kadar sabah bayağı gerilimli anlar yaşamış olsam da güne gerçekten değdi. Çok güzel bir gündü. Fuar günüm normalde ben pazartesi günü gidecektim ama bir nedenden dolayı arkadaşlarımın müsait olamayışından dolayı salı gününe ertelendi. Yani son anda değişen bir şeydi ve zaten bunu da YouTube'da paylaşmıştım. Fakat ben istasyona gittiğimde tam o dakikalarda onları çekmedim. Çünkü oralar çok sinirliydim ve gergindim. Tek ben varım. Normalde biz 3 kişi gideceğiz. Gitsem mi, geri mi gelsem, okula gitme gibi düşünce zaten yok aklımda. Buse'yi gördüm ve direkt o dedim bileti al koş falan. Sonradan gittik ve yakın arkadaşım birkaç dakikayla treni kaçırdı. Biz 2 kişi gitmek zorunda kaldık. O da zaten sonradan gelemedi yani. Tabii durum da böyle olunca biz dedik ki yani hiç tanımadığım bir insanla ilk defa fuara gittim ve bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Çok güzel vakit geçirdik Buse. Gerçekten seninle her zaman fuara gitmek istiyorum artık. Gerçekten şu an kucağımda cennetlik bir manzara var ve hemen size göstermek istiyorum. 2 tane yabancıdan poşetim var böyle. Biri seri, diğeri ise farklı bir şey. Ve Pegasus şeylerinden de alışveriş yaptım. Toplam 10 kitap aldım ve yani almak istediğim şeyleri aldım. Sadece araya birkaç şey daha eklendi. İsaki'den aldım bir de. Onun dışında çok bir şey almadım. Bir de bir yeraltı edebiyatı kitabı aldım. Onun dışında çok hatırlayamıyorum şu an. Aslında Helsing'in 2 cildini de almak istiyordum biliyorsunuz ki bitecek artık. Ama onları da kitap alışverişi yapmıştım fuardan önce. Oradan aldım. Ve yani bu vlogla da beraber böyle bayağı güzel günler geçireceğiz. Hem bu aldıklarımla ilgili bir video çekeceğim. Hem de bu alışverişle ilgili bir video çekeceğim kitap alışverişiyle ilgili. Hem de bu fuar vlogu gelecek. Lidya'yı almak istiyordum ama Lidya kalmamış ciltlisi. Hayalet Kalbi de almak istiyordum ama o da kalmamış fuarda. Birkaç güne gelir dediler ama benim sadece bir gün gitme hakkım vardı. Hafta sonu gidemem çünkü aşırı kalabalık oluyor. Şu an ışık açsam ne olur merak ettim. Işık açtım, bunu neden önceden yapmadığımı bilmiyorum. Şu an daha güzel oldu ortalık, neyse. Bunun da üzerine AdSense pinim geldi ve bundan da daha da fazla mutlu oldum. Adres doğrulama pini bu arada. Bayağı 2-3 haftadır bekliyordum gelmesini ve sadece bugün aklıma geldi. Acaba adresimi karıştırdılar falan diye düşündüm ve pinim gelmiş. O yüzden mutluyum. Evet, bugünüm gerçekten güzel geçti. Hem fuar açısından hem de yaşadığım gerginliğin o acısını çıkardım yani bugün. Kitaplarla çok güzel vakitler geçirdik. Yani bayağı fuarda eğlendik, güldük. Son anlara doğru bayağı bir yoruldum ve yani kendimizi imza salonunda oturduk böyle kırmızı alıya. Böyle bir yarım saat, bir saat falan oturduk herhalde orada çünkü bayağı yoruldum. Böyle bir ara parmağımda mor damar falan çıktı yani. O kadar fazla taşıdım ki kitapları. Biri sırtçandan da ikisi elimde bayağı ağırdılar. Okulu ektiğime değdi mi? Kesinlikle değdi. İlk videom bu şekildeydi bu arada. Şu an nasıl editleyeceğim bilmiyorum video. O yüzden biraz uğraşacağım sanırım. Beklediğiniz türden bir vlog olmadıysa hiç üzülmeyin çünkü fuarlarla ilgili çekeceğim genelde zaten. Vlog çok çekmeyi sevmiyorum. Yani çok izleyen bir insan da değilim aslında vlog. Kitap fuarı olmadıkça. O yüzden yani elimden bu kadarı geldi diyeyim ben ve keseyim burada sözü. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.